aynı şekilde diğer tarafa. Var lan, yavaş yavaş. Diğer ayak aynı şekilde. Harekette, 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 harekette. Hırt çekleri projesi yaklaşık 3 yıl önce başlayan bir proje. Burada amaç spor yetenekli çocukları, daha doğrusu kırsaldaki spor yetenekli kız çocuklarını alıp aynı çatı altında toplamak. Eğitim hayatlarının yanında onlara sportif olarak da farklı kültür alışkanlıklar kazandırmak. Bu amaçla doğan bir proje. Şu anda mevcutta yurdumuzda sporcu eğitim merkezimizde 33 tane öğrencimiz var. Bunların 23 tanesi atletizm branşıyla uğraşıyorlar. Yani şu anda aslında atletizm branşı bizim lokomotif branşımız halinde. Geriye kalan öğrencilerimiz de halter ve tekvando branşlarında çalışmalarına devam ediyorlar. Burada amaç ortaokuldan itibaren çocukları seçerek almak, kendi yaptığımız testlerle, yetenek taramasıyla. Ondan sonra da güzel bir başarı elde etmek çocuklar adına. Çalışmaları çok iyi gidiyor aslında. Hatta şunu söyleyebilirim, 2-3 yıl sonra gerçekten bu çocuklarımızdan birçoğunu biz milli takımlarda göreceğiz. Önümüzdeki ay mesela Türkiye şampiyonlukları var çocukların yine. Okullar arası yarışmalar olacak. Projemiz yapılış amacıyla Türkiye'de bir ilk, ilk defa Türkiye'de bu tarzda bir proje yapıldı. Normalde bakanlık düzeyinde olması gereken bir projeyi biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeye başladık. Projemiz 2020 yılında başladı. Şu anda projemizde 33 tane sporcumuz bulunmaktadır. Yani bu 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bugüne kadar 30'a yakın takım şampiyonluğu, 400'ün üzerinde bireysel derece elde etmiş olduk. Ve yavaş yavaş ulusal alanlarında da dereceler almaya başladık. Geçen sene burada yapılan il birinciliği ardından grup şampiyonu ve nitekim Haziran ayında Diyarbakır ilinde gerçekleştirilen okullar arası Türkiye finalinde takım olarak Türkiye dördüncüsü olduk. Bireyselde cirit atmada Türkiye ikincisi, gülle atma branşında Türkiye ikincisi ve 5x80 metre bayrak takımımız Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sene yine okullar arası bu sene yapılan il birinciliğinde yine şampiyon olduk. 10-11 Mayıs'ta yine ilimizde gerçekleştirilecek olan Türkiye
okullar grup şampiyonasında yine ilimizi temsil edeceğiz. Daha sonra da 29 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Bursa'da Türkiye finali gerçekleştirecek. Biz Mersin atletizmin neredeyse %80'ini oluşturuyoruz diyebiliriz. Geçen sene yine yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi dediğimiz yani ilk karma takımını oluşturan takımın tamamı Kırçiçeklerimizden oluştu. İl grubu birinci olarak bitirdik. Türkiye finalinde de Türkiye dördüncüsü olarak bitirdik. Ve bunların tamamı bizim Kırçiçeklerimizden oluşan çocuklarımız. Dışarıdan hiçbir sporcu yok. Tamamen Kırçiçeklerimizden oluşan çocuklarımız. Bunun yanında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin yapmış olduğu SEM dediğimiz yani Sporcu Eğitim Merkezi'nin seçme sınavlarında 6 tane sporcumuz SEM sınavını kazandı. Şu anda burs alıyorlar. Aynı zamanda bakanlıktan burs alıyorlar. Bu sene 2 tane sporcumuz TOM barajı dediğimiz yani Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin olimpiyata gidebilecek kapasitede düşündüğü sporcuların barajını geçmesine yani yaşları ufak olmasına rağmen bu ikisinin barajını geçtiler ama yaşları ufak olduğu için maalesef şu anda başvuru yapamıyoruz. Ama seneye biz barajı geçmiş bir şekilde başvuru yapmış olacağız yani. Projemizin baş mimarı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçir'e desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ederim. En sonki derecem Bursa Salon Şampiyonası'nda U14 uzun atlama şampiyonu oldum. U16'da ise 300 metrede Türkiye üçüncüsü oldum. Bu projede yer almak yani benim eğitimimin yanında ve spora katkım oldu. Sporla tanıştım. Güzel antrenmanlar ve nasıl diyeyim antrenman saatlerim ve her şey yerli yerinde oldu. Düzenli bir hayatım oldu. Yaptığım başarılar çoğu yarış yani Mersin genelinde zaten rakibimiz yok. Mersin'de şampiyonuz. Türkiye'de de sakatlıklar biraz şanssızlıklar olmuştu aslında. Türkiye'de de ilk dörtteyiz ki şu anki takımımız yerle biredir. Onun şeyindeyim kesinlikle garanti yani. Türkiye'de ben uzun mesafeciyim. 400-800 metre, 1500 metre, 2000 metre falan koşuyorum. Böyle bir proje olmasaydı ben şu an Kırçiçeklerinde olmasaydım belki de normal bir insan gibi normal belki de normal bir okulda okuyordum sadece şu an. Ama şu an yani bir sürü şehir gezdim, bir sürü başarı elde ettim. Yani bunların hepsi bu proje sayesinde oldu. Geçen sene Diyarbakır yarışmasında cirit atmada Türkiye ikincisi olmuştum. 80 santim bir kısa bir mesafeyle Türkiye birinciliğini kaçırmıştım. En sonki yarışmamda liseliler grup yarı finaliydi. Orada da ikinci olarak finale gitmeye hak kazandım. Burada hem spor açısından bayağı geliştik, hem eğitim açısından bayağı geliştik. Etütlerimiz oluyor, ders açısından çok iyi şeyler görüyoruz. Çok iyi yerlere gelebileceğime inanıyorum bu projede. Bu proje olmasaydı bu kadar başarı sağlayamazdım. Diyarbakır'da geçen sene Türkiye üçüncülüğüm var gülle atmada. Yeni yeni çekice başladım Aralık'tan beri. Liseler arası okullarda Mersin birinciliği aldım çekiçte. Diskte de Mersin ikinciliği aldım. Proje benim hayatımı değiştirdi. Gülle atıyorum. Bu seneki salon şampiyonasında Türkiye birinciliğim var 11.87'lik derecemle. Geçenlerde Mersin genelinde yapılan denemelerde 12.54'lük derecemle il birinciliğim var. Sporcu Eğitim Merkezi'nde benim bursum var. Burs alıyorum her ay. İleride inşallah olimpiyatlara katılacağım hocam ve arkadaşlarım ile birlikte. Normalde Tarsus'ta oturuyoruz. Önceden spor düzenim yani karışıktı. Bir gidebiliyordum bir gidemiyordum ama şimdi düzenli olarak hem okulumda başarı elde edebiliyorum hem de antrenmanlarıma verimlilik yani katılabiliyorum, verimli geçiyor antrenmanlarım. Ne kadar ailemizden uzakta kalsak da bunu arkadaşlarımızla birlikte unutuyoruz ve gerçekten hayatımızda çok önemli bir yeri oluyor. Çünkü bize istediğimiz, amaçladığımız her şeyi bize veriyor fazlasıyla. İyi ki Kırçiçekleri projesi var. Yani ben yine spor yapıyordum ama bu kadar iyi olacağımı düşünmezdim. Tarsus'ta iyi olduğumu düşünmüyordum. Buraya geldiğimde başarım olduğunu fark ettim. Mersin genelinde yapılan yarışmalarda genellikle Mersin'de şampiyon oluyorum. 8-9 Nisan'da yapılan okullar arası grup yarışmalarında 400 metrede birinci oldum. Bu yıl içerisinde yapılan 24-25 Ocak Bursa'da salon şampiyonasında 400 metrede ilk 10'a girdim. 6. oldum.
Bu proje gerçekten çok bizim için çok faydalı bir proje. Burada çok güzel bir düzenimiz var. Antrenmanlar ne kadar zorlu geçse de yani kürsüye çıktığımız zamanki o gurur, yani o bütün yorgunluğumuzu atıyor. Bu imkanlar gerçekten herkes bu imkanlara sahip olmak istiyor. Etrafta yetenekli olup da bu spora başlamak isteyen çok insan var ama imkanları yok. Ben geçen yani bir yıl oldu buraya Kırçiçekleri projesine geleli. Keşke daha önceden de burada olsaydım. Çünkü gerçekten çok güzel imkanları var.